Selamlar sevgili dostlar. Bugün gerçek titanlarla oynuyoruz. Yani LeBlanc ve Volley ile oynuyoruz. Karşımızda ise Azirnosus ve Renekton var. Gönder, gönder, gönder. Gönder abi. Yani kaybetme olasılığımız da var, kazanma olasılığımız da var. Duruma göre bakacağız. Burada destenin amacı gerçek buz tapınağını yok etmek ama bu adamın tur 2'de sur veriyor olması çok olası olacak arkadaşlar. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Donanımlı hazine avcısı gelsin. Bir yer kartını yok edersin isimli harika bir kart var arkadaşlar. Şimdi diğer tur bizde hiç acımadan adamın gümbürlü güneş kurusunu elinden alıyor olacağım. Ey beyefendi, ey güzel insan. Anladı biliyor musunuz? Anladı. 4 manaya bir adet Rite of Negation. Ama elimde bir tane daha var. Bu oyun. Üzüldüm ya adama gerçekten. Hemen bunu bir atalım abi. Bu saatten sonra çok da bir şey fark etmeyecek aslında. Pas geçerek devam edebilirim yani. Çünkü mono şuruma olayını tamamen ortadan kaldırdık. Yer kartı bulmak ya da mana taşı çekmek bizim için açıkçası çok daha değerli oluyor olacak. Yani pas geç. Rakip hamlesini yapsın. Üstünü keskin buzla all clear atarız zaten. Büyük ihtimal saldırmayacak. Burada bir mana harcamama da gerek yok. Bu şekilde yapıyor olması benim için gayet okey bu arada diyecektim ki okey değilmiş. O gayet okey. Burada keskin buz atarsam rakip sıkıntı yaşar arkadaşlar. Renekton'la dümdüz vurması gerekiyordu ki sonuçlandır. Şöhret heveslisi lejyonerim gelsin. 5'e 1 yani yapacak bir şey yok. Bir de üstüne rakip çekerim var. Bal kaymak. Burada yer kartını bulamadığımız için bütün bunlar oluyor. Bu arada ufak bir hatırlatma. Videoları beğeniyorsanız mutlaka like tuşuna basın arkadaşlar. Hani güzel olur, tatlı olur, hoş olur. Beni desteklemek istiyorsanız mutlaka basın. Desteklemek istemiyorsanız zaten siz bilirsiniz. Renekton level mi atlıyor burada ya? 8 oluyor değil mi? Üzücü. O zaman burada keskin buz atıp bunu biz kendimiz öldüreceğiz ki hasar vuramamış olsun. Kilitle. Aynı zamanda ekmanı taşı. Diğer tura ise donduran rüzgarları baya baya bekletiyor olacağız. Oyunu uzatırız. Bundan yana sıkıntı yok. Gerekirse burada donanımlı kaşif bilmem nesi oynayabilirim. Kışın dokunuşu gelsin. Ek mana taşı alalım. 4, 5, 9, 1 daha 10. Buff vererek kesebilir. Ama dediğim gibi bütün manasını harcı olması falan bizim aşırı işimize gelir. Donduran rüzgarlar ciddi anlamda güzel. Burada ben bunu sanırım atıyor olacağım. Sadece bir hasar alalım. Aynı zamanda da Renekton'un level up'ını biraz yavaşlatalım arkadaşlar. Zaten 8 manadayız. Bir sonraki tur rakibe geçtiği zaman ayı volümüz geliyor olacak. Pas geç. Bundan yana problem olacağını çok düşünmüyorum. Bir ayı voli daha. Hadi burada Haşin süvarimiz gelsin. Bir tık bait atalım arkadaşlar. Ne yapacağını ben de merak ediyorum. Elinde şey olabilir. Nasus'un büyüsü ya da bunları level atlatabilir. Atlatsın. Sadece level atlamış oldular. Bundan yana yine sıkıntı yok. Şimdi takasa sokarsam bizim için aşırı kötü arkadaşlar. O yüzden benim burada savunmayı beklemem gerekiyor. Bu arada para barını kapatalım. Yeni dikkat ettim. Şimdi donanımlı hazine avcısı gelsin burada. Ve kaşifin hatırası alıp bunun aslında abanını elinden alabiliriz ki saldıramaz zaten. Ya da iki iyileştirebiliriz. Gel abim. İki iyileştirmeyi tercih edeceğim. Diğer tur voli gelecek zaten. 7'ye 3 ya. 1'e 2'sini elinden alalım burada. Ha buff verir. Başka bir şey verir. Ona artık yorumum yok yani. Gel abi. Bu bizim için aslında fena olmayan bir takas. Duru bitir. Şimdi işin güzelliğine geldik. Open'larsa sıkıntı. Open'lamazsa problem yok. Yere blok çıkabildiğim sürece yine dert değil. Burada ayı voli geldiği için elinden bir ünite daha almış olduk. Aynı zamanda büyük halkanı gitmiş oldu. 3'e 3 o. O da o. Artık 9'a 10'lukta bir ayımız var. Yani o ayıyı zaten geçebilecek bir şeyin yok şu an kankam senin. Haberin olsun. Ki diğer tur, bu tur kesinlikle Voli'nin ölmesini istiyorum. Diğer tur harap eden Atakan bizim Voli'mizi tekrar çağıracak. Gibi 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 gibi. Bağdaki bakıcı. Yok mu burada bunu atmam? Bu benim için zararlı bir olay arkadaşlar. Pas geç. İki can iyileştirmek şu an gayet verimli bir olay. Saldıramaz burada arkadaşlar.
Renekton ya da Nasus'ta saldırmak zorunda. Onda da zorunda yani. Bulayan Potye 99. Ligi ne acaba? Bakalım. 4. Bir de mücadeleci. Kolay pes etmiyor o zaman. Güzel. Severiz. Bal kaymak. Ama bu turlar bizim turlarımız yani. Buradan sonra çok zor döner. Ha bunu keser o başka. Burada rakip büyük ihtimal şey yapacak. Bak 7 ya. Artı 3 artı 3 verecek. 9-10. Burada bunu teklemeye çalışacak değil mi? Voley ile takasa sokmak istiyor. Tamam. Gerçekten tamam bu arada. Lütfen böyle yap. Bu tur oyunu bitirebilirdi bu arada. Aslında inanılmaz bir hata yaptı diyecektim ki. Hata yapmamış. Kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olur bazen böyle şeyler. Şimdi mecbur koyacağız karşısına. Kaybetmedik ya. Pekala. Bana bedavaya vermiş oldu aslında. 3 hasarlık bir şey yok. Şimdi Atakan'ın güzelliğine bakın abi. Nasus'u kesinlikle en sona koymalıydı. Fazladan 2 hasar çıkartabilirdi. Kaşifçi diye gelsin. Asla riske atmıyorum. 2 can 2 candır. Az önce 1 candan kaybediyorduk arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şimdi 40'ta 50 ya. Double'layabiliriz. Oyunu da bitirebiliriz. Riske atmayıp Ayı Volim ve harap eden Atakan'ım gelsin. Ki diğer tur Voli her şekilde level atlayacak yani. Kaya kız haklısın. Gel abi. 17 vuruyor. 9'da bu vuruyor. En erken Nasus'un var. Bloğa da çıkmak zorundasın. Bunun abanı da var. En yüksek canlı olanı. Yani Nasus'u vermen lazım. Ya da burada kum batağı oynaman lazım. Ha burada benim volim ölse bile. Keskin buzum var. Burada benim volim ölse bile. Elimde benim bir voli daha var arkadaşlar. Bunun gitmesi o yüzden benim için aşırı güzel. Gel. Şimdi voli bizim banko level atladı değil mi? Yere bir Nasus daha inse. Bak ünite fazlalığından zaten kazanma olasılığı çok yüksek bu adamın. Değil mi? Gerçi bunu sayma 3 abi 5 ediyor. 6 7. Tamam. Ünite fazlalığından bu adam zaten yine kazandı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Burada sevgili dostlarım. Dileniyoruz ya. Dilenmeye devam. Nasıl oynamam gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Open'larsa kazanır burada. 5 canımız var çünkü. Gel abi. Bunu gerçekten yapmak zorundayız. Yoksa ünite farkından kazanacak. Ama bu konuda ciddi anlamda mecburum yani. Keskin buz gelmeli ki burada Azir'in de elinden alalım. Burada adam inanılmaz hatalı oynadı. Dediğim gibi Open'lasa direkt kazanıyordu arkadaşlar. Şimdi Voli'nin büyüsü tüm birimlere 4 hasar veriyor. Önce bunu yaptığım için büyük halkanları gidiyor hepsinin. Azir'ini de almış oluyorum. Ünitesi çıkmamış oluyor. Yerde ise sadece Nasus oluyor bu adamın. Hiç umurumda olmaz. Takasa sokarım. Kilitli. Volim kalsın abi. Bana göre hava hoş. Diğer tur ben Voli ile saldırdığım zaman da bitti. Yani burada rakip inanılmaz hatalı. Oynamasa bir sıkıntısı yoktu aslında. Direkt kazanıyordu. 10 manadayız. Kışın dokunuşu 1 mana ve kart draw'u veriyor. Bir de burada Anakçayı oynayıp ben de oyunu uzatacaktım. Lakin gördüğünüz üzere beyefendi inanılmaz yanlış oynayarak sur verdi. Okey, sıradaki maça geçelim dostlarım. Karşımızda şimdi Poro Kral var arkadaşlar. Gönder 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 gönder. Bütün bunların hepsini göndereceğim. Erken aşamada bir şeyler çekmem gerekiyordu ki donduran rüzgarlar dışında aslında elim çok kötü geldi. Yani komboyu göstermek istiyorum ama yer kartını yine çekemedim. Alokes'e karşı oynuyoruz burada. Bu oyun gerçekten beni trollüyor arkadaşlar ya. Yani bak Destiny'nin 40 kartım var. 40 kartının yarısı ucuz manalı şeyler ama neyse sıkıntı yok. Sonra çok ağlıyorum diyorsunuz. Hadi gel takasa sokalım. Neden yapıyorum bunu? Abi sıyrılganlarla bu adamlar kazanıyor. Ve bu Yamalı Porobot sadece sıyrılgan olarak geliyor arkadaşlar. Ben daha aksini hiçbir şekilde görmedim bu zamana kadar. Turu bitir. Şimdi adam saldırıdayken yere 2 tane 3 tane düşebilir ama Pro Kurabiyesi oynamadığı sürece sıkıntımız yok. Kışın dokunuşu burada oynayacağım. Ekstra mana bizim için güzel. Ben burada 2 para oynayacak. Elinde para yok demek. Bu şu demek aslında. Kışın dokunuşu gelsin. Elinde para kral ya da türevi şeyler var. Bu da bizim için aslında bir noktada kötü. Pas geç. Sonuçlandır. Ve yine pas geç. Sıkıntı yok. Yani elimdeki en ucuz kartın donduran rüzgar olması dışında sıkıntım yok diyecektim ki çığ geldi. Pas geçeceğim. Burada yeri porolarla doldursun. Bir tane daha oynaması benim için yeterli ki
Çığ oynayıp all clear atabileyim burada. Tamam, bu da bizim için iyi aslında. Elinden iki tane poro olmak güzel. 2, 4, 6 hasar diğer tura çıkartabileceğini düşünüyor ama çıkartmasın. Aynı zamanda bunun büyük halkının bizim için, yani gitmesi bizim için inanılmaz güzeldi. Turu bitir abi. Poro kral geldi. Tamam, diğer tur en azından oynayabilecek yere bir ünitemiz var. Ki bunu oynadığım için harap eden Atakan oynayabilirim. Bu şöyle kötü bir karakter. Bir poro daha çıkartıyor. 12 hasar tek turda. Bunu ve bunu sustur. Vuruş yapamayacakları için ağır darbe kazanmasınlar. Ve burada sadece 2 hasar almış olalım. Ya bu maç %98 oranında bozgun ya. Bu adamın elinde booster var, kök kazıma var, o var, bu var. Hadi Ruhond gelsin. Yer kartı çekemedim. Bunu da en erken 9'da oynayabilirim. Ama bir sonraki saldırı bize geçtiği zaman Arap eden Atakan oynayacağım. Şimdi bak 5'e 4 ya. 8'e 6 ile saldırırsam bir şey yapamaz. Sonradan fark ettim. 5'e 4'ü verdi. Sonuçlandır. Ve turu bitir. Bu adamın elinde Banko Poro Kurabiyesi var ya. Bunu bloklasak 2, 4, 6, 7 oluyor değil mi? Voli bayağı iyi bu arada. Sanırım Atakan değil, Voli oynayıp Voli'nin ölmesine izin verip ardından Atakan oynamak çok daha iyi. Gel abi. Kesebiliyorken kessin. Ad Porobek'e geri büyük halkanı vermiş. Çok güzel özellik. Elinden bir Poro'nun gitmesi güzel. Bunu her şekilde elinden alıyor olacağım. Neyse, bir hasar daha azalıyor olmamız güzel. Bunu bu arada bloklayamıyor olmam çok trajikomik. Olsun, sıkıntı yok. Sadece böyle yapıyor olması benim için aşırı güzel. Kilitle. Takası her şekilde sokarım ya. Şimdi işin güzel tarafı, diğer tura savaş anasının çağrısı oynayabiliriz artık arkadaşlar. Yerde ne kadar bloğum olursa benim için o kadar iyiyim. Kaç? 43'e 50. Yağmacı Poro geldi. Pas geç. Bunun ölmesini istiyorum ya. Çok iyi bu arada herkese 4 hasar vermek. Gel abi. Bu adamın elinde bir engelleme yok. Top deck'ten umut ediyorum ki iyi bir şey çekeriz. Mesela Atakan gelirse 2 ünite oynamış oluyoruz. Poro kurabiyesi. Sonuçlandır. Ne geldi? LeBlanc. Yine sıkıntı yok aslında. Ama 2 Poro kurabiyesinin LeBlanc zaten ölmüş oluyor. Yani savunmada mı oynayacağız açıkçası bilemedim. Mesela bak artık LeBlanc bunlara karşı hiçbir şey yapamaz. Burada Volibear'ın fırtına çağrını da oynayamayız. Diğer tura kaybetmiş olma olasılığımız çok yüksek olacağı için burada ben artık saldıramam. Bir ünite daha geldi. Tamam, 8'e 3 güzel. Burada bunu oynasam bile artık buradan sadece bunu alabiliyorum. Donduran rüzgar tatlı olacak o yüzden. Aurora Porealis. 2 poro daha, bir tane de Poro kurabiyesi oynama hakkı olacak. Atakan oynasam yere 5'e 2'lik rakip çeker ünite gelecek. Bizim için iyi değil o yüzden. Direkt okunacağım mı burada? O zaman şöyle yapabilirim bence. Değil mi? Sen bunu, sen bunu. Sen de bunu yaparsın. Bunu ve bunu da bu tuttururuz. Buff verip şunu kesmesi kadar bir o aslında gerek yok. Burada LeBlanc'ı level atlatabilir miyiz diye düşünüyorum. Atlatabilirdik. Elinden 3 tane porosunun gitmesi bizim için güzel. Şimdi burada bizim Voli level atladı. Abi Haşin süvari gelsin. Bir rakip çeker daha. 2 manaya kaybedersem oturur ağlarım zaten. Pas geç. Şimdi Voli'nin gelmesi aş... Voli'nin level atlaması aşırı güzel oldu. Hadi bakalım. 5'e 1 geldi. Harap eden Atakan ne veriyor? Oha! Oha gerçekten. Gerçek buz tapınağı varmış bu destede. Yani bütün komboyu bu kart üstüne yaptım ama aynen rakip combo yapmamıza da izin vermedi. Olsun, canı sağ olsun. Sıradaki maça geçelim sevgili dostlarım. Karşımızda şimdi Ashe ve LeBlanc var. Abi gönder gönder gönder. Şamanizm kalsın. Daha yer kartını ilk defa görüyorum. Bu ortalama oynadım 17-18. Maç falan. Ve size bak, yemin ederim ilk defa görüyorum yani. Hani ilk defa görüyorum. Bütün desteği yapma amacım bu karttı. Bütün komboyu bu kart üzerine yaptım. Ve bak ilk defa görüyorum ha. Vallahi billahi ilk defa görüyorum arkadaşlar. Tur 9'da tur 10'da anca geliyor. Yemin ederim şu an oyunu kazandığıma inanıyorum. Ve
Adamın içinden geçeceğiz chat. Garantisini veriyorum abi size. Adamın içinden geçeceğiz ya. Abi sıkıntı yok. Tamam mı? Şu yer kartını oynadıktan sonra bir şeyler yapmak istiyorum. Devam. Pas geç. Oynamayacağım ya. İnan ettim oynamayacağım. Ekipman yok edip bu arada anahtarını elinden alıyor. Olacağım. Gel abi. Gerçekten şunu oynadığım için o kadar mutluyum ki. Hani kaybetsem bile bu videoyu koyacağım arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ya. Yani gerçekten hayatımın yani multimilyoner olsam herhalde anca bu kadar sevinirdim. Openlarsa bizim için iyi. Openlamazsa zaten yere direkt blok çıkacağım. Bunun ekipmanını alıyor olacağım. Dünya tek oka bağlı. Yani buz tutacak. Hangisini verebilirim? Hadi yırtıcı şamanizm gelsin. Kilitle. 2-2 ya. Buz tutacağı için zaten 5-3'ün karşısına koyuyor olacağım. Burada yine bir hasar alırız. En azından mana taşı alayım ki. Ve yerde bloğum olsun ki sıkıntı yaşamayalım. Şimdi burada tek ihtiyacımız olan şey rakip çekerli üniteler bak arkadaşlar. Bir tane bile rakip çekerli ünite bana bütün bu oyunu kazandırır. Gel kanka. Buradan ekipman yok etmeyi alalım. Anakçası elinden gitsin. Artık 3 zımbırtım da var. Özür dilerim. Ekstra 3 canım da var. Rakip çeker. Gel kanka. 5'e 5 bir level hankım var. Buz tutturup direkt kesebilir. 8 mana da zaten. Hadi bu tur bütün manayı bitirelim değil mi? 6, 7 olurduk. Gerçek Freljord karşılaması. Sıkıntı yok. Baba ekipmanını yok et. Saldırmayacağım bu tur. O anakçı elinden gitsin. Gayet worth. Bana göre. Kimi eminim de anakçı falan da var ya. Tamam, diğer tur öldü. Bak bizim bütün deste, bak çok dürüst konuşacağım arkadaşlar. Bizim bütün deste, bak hepsi tamamı. Ne bir eksik ne bir fazla. Hepsi bu kart ve bu kartlar üstüne koyulu. Ama bunu biz değil de rakip çekebiliyor. Ben hiçbir şekilde göremiyorum yani. İstediğim komboyu hiçbir şekilde yapamıyorum. Olsun canı sağ olsun. Openlarsa yine %100 veririm. Diğer tur voley oynayacağım çünkü bu tur magma yılanı Rohan'la oynamak Ama istiyorum. hep böyle ayaküstü görüşüyoruz. Tanıdık Ya gibi. adam daha ne oynayabilir ki yani? Eş yerde, LeBlanc yerde, 7'ye 3'te bunu çekip kesecek zaten. Hani max Bana çıkartacağım gelin artık. bloklar belli. Bu tur LeBlanc'ı da level attırıyor. Karşılaşın. Koysana oğlum birebirini. Birebirini burada bloğa koymayacağımız o kadar belli ki. Bir de üstüne şimdi buna buz tutturacak. Bunu bloklayacağım için 8'e 8'in de karşısına bunu koyacağım. Gerçi burada yapacak bir şey yok. Daha iyi bir hamle açıkçası aklımda yok. Diğer tur tek ümidim voley açıkçası. Ben biliyorum ya. Ben var ya arkadaşlar bu oyunu öyle bir ezberlemişim ki. Yemin ederim bu oyunu öyle bir ezberlemişim ki. Yani sonra bana morla ağlama diyorsunuz da baba. Yani tamam ağlamam sıkıntı yok. Ama hani bir cevap verebilme hakkım olmalıydı bence bu adama da. Hani bu matchup'lar bu kadar dengesiz olmamalıydı. Ben mesela karşı desteyle oynadığım zaman kazanamayacağım desteler geliyor. Yani şu an mesela düşünüyorum ne oynayabilirim diye. Anakçı oynamak bir şey ifade etmeyecek. Çığ aşırı güzel. Şimdi voley oynayacağım. Bu arada direkt buz tutturabilirdi. Burada en azından eşini ve bunu elinden almak bizim için güzel abi. Diğer tura 3 manam var. Burada diğer tur savaş anasının çağrısı oynayabilirim. Buna tek bir buff bile zaten bizi patates ediyor. Pardon söylüyorum. Kristal ok. 2 mana bu arada. Mesela bunu tutturursa bunu da tutturur. Öyle düşün. Elinde de 3 kart var. Biri zaten ayna görüntüsü. 12'de 50. Çok Tamam hazırlıklı bir 2 par değil 1. yakaladılar Yo burada. kendine sayıyor değil mi? Gel abi. Yapmamam gerekiyordu. Misplay'in babasını yaptım. Neden? Diğer tur savaş anasının çağrısı oynayabilirdim. Gerçekten bunu yapacak mısın ya? Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Bu buz tuttuğu için bu da buz tutacak. İki kart draw daha pas geç. Yani biz kötüyüz. Rakip bizden daha kötü. Ben anlamıyorum ki bu matchuplar nasıl matchuplar? Bu oynanışlar nasıl oynanışlar? Asla anlamıyorum. İnşallah voley ölür de harap eden Atakan'la çekeriz. Max bu tur oynayabileceğim. Yo, 3 mana bekletmek zorundayım. Kışın dokunuşunu bekletiyor olacağım. Diğer tur çünkü mana taşı al... Yani bir kart çekmek çok daha mantıklı olacak.
Donanımlı hazine avcısı bizim için çok daha iyi. Bu büyük ihtimalle yer kartını yok edecek. 5-2-7. Gel abi donanımlı hazine avcısı. Bence buradan 2 iyileştirmeyi tercih edelim. 3-3 gayet worth. Yere umarım eş düşmez ya. Gerçi bu tur oyunu bitirebilir mi ki? Ayna görüntüsüyle bunu yapar. Bunu ve bunu çeker. 6, 7, 8, 9 hasar çıkartır. 10, 11, 12, 13, 14, 15. İnşallah voleyi bu tur bir şekilde öldürür ya. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ne bunun ligi? Diamond 4. İyi güzel, en azından kendi ligimde bir adam. Çok basit olaylar aslında ya. Gerçekten çok basit olaylar. Burada ben kart çekemiyoruz ki. Max yapabileceğim bu olur arkadaşlar. 17'ye çıkalım. Çünkü dediğim gibi bak, ya bunu kopyalayıp 2 ünite birden alır. All in saldırır ve kazanır. Ya da böyle yapar. Okeydir. 3'e 3'ü mecbur bunun karşısına koyacağız. 8'e 3'te de bunun takası sokacağım. 12, 22, 30 ya da böyle mi yapalım? Kilitle. Gerçi ne fark edecekti ki ya? Ama o zaman bunu kesemezdik. Doğru. Burada aban ünitesini vermek istemedi sonuçlandır. Pas geç. Aslında bunu oynamak yerine şu an Atakan oynamak çok daha mı mantıklı? Yere 3 ünite birden gelecek. Saldırdığımda da can yapıyor olacağım. Önce bunu bir oynayalım. Harapeden Atakan gelsin. Bir Ruhond daha. 5'e 12 olması 18-5-23 hasar tekte çıkartacak. Bu adamın elinde buz tuttur zaten var arkadaşlar. Yani oyunu aslında bıraktım şu an. Tamamen risk aldım ve kumar oynadım. Adamın eli full buz tuttururken, üstelik de 10 manası buluyorken, 9 normal 1 büyü manası buluyorken bu hamleyi yapmak çok da iyi olmadı. Onun diğer turları falan da var. Bakalım nasıl olacak. Burada ani donduruşa harbiden ihtiyacım var yani. Bu 2, 5 mana 2 üniteye buz tutturanı. Eğer tur bir şekilde bize geçerse zaten canını yakarız. Şu an bunu kesebilecek bir şey var mı diye düşünüyorum, yok. Yani daha bir hamle yok diye düşünüyorum. 28 vuruyor. Buna her şekilde buz tutturmak zorunda. Ki Allah'tan 12 canı var. Tek sıkıntılı olduğumuz nokta buzul binek. Gerçekten şeye ihtiyacımız var burada. O 28 vuruyor. Bunu vermemeliydim. Diyeceğim de en yüksek canlı olan o. Tam 24 vuruyoruz. Burada mutlaka elinde buz tuttur olmak zorunda arkadaşlar. Bulutların yazık. Ha okey. 21. Elinde buz tuttur yok. Olsa düşünmez atardı. Burada kazandık mı yoksa? GGVPS kardeşim, kendine iyi bakıyorsun, hoşça kalıyorsun. O kadar ağlamama rağmen Atakan bizi taşıdı vallahi burada. Gerçek söylüyorum. Ama gördünüz yani arkadaşlar. Gerçekten gördünüz yani. Okey, bu desteğiyle bir el daha girelim. Komboyu yaptım ya, başka hiçbir şey istemiyorum. Karşımızda şimdi Kayn ve Aatrox var arkadaşlar. Abi gönder, gönder, gönder. Yırtıcı şamanizm kalsın en azından. Belki bir tık uzar. Okey. En erken oynayacağımız kart. Ünite kartı. Harap eden Atakan. Dediğim gibi yer kartını çekemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu desteğiyle oynarken bilin ki yer kartı yok yani. Hani çok nadir böyle %1'lik bir ihtimal. Ve bizi yine inanılmaz bekleten bir rakibe karşı oynuyoruz. Yani Kayn Aatrox kanka. Yani hani bunu da bekletmezsin. Yapacağın kombolar basit. Onu bekleyeceksin. 12 bekleyeceksin. Güzel. Şöhret heveslisi lejyoner. Oyunu bir tık uzatmak için iyiyim. Terk edilmiş bakayım. Çığ burada güzel ya. Donduran rüzgar da fena değil. Pas geç. Mecbur mana taşlarını araştıracağız yani. Çünkü elde hiçbir şey yok. Çok iyi abi. Yani bu şekilde hamleler yapıyor olması benim için çok iyi. Yere ünite oynarsa çok zora girerdim. Çünkü 6 hasar alırdım. Bu adam büyük ihtimalle benim desteme karşı daha önce oynamış. Ya da benim destemin neler yapacağını biliyor. Totalde 7 hasar. Tur 2'de. Yani tur 2'de 7 hasar bence gayet worth bu arada. Gerçekten gayet worth yani. Keskin buz güzel. Yırtıcı şamanizm gelsin. Yerde en azından birine karşı bir blok olsun ki tur 4'te maksimum yarı cana düşmüş olalım. Ki bu adamın daha oynayacak kartları var. Neyse. Yoktan iyidir diyerekten. Dur bitir. Harap eden Atakan geldi bir tane daha. Dediğim gibi arkadaşlar, yer kartını çekmek
Bayağı güç. Burada çığ atsam ben patates olurum. Bu bak 5 manaya bunu oynayacağım ya. Verimsizliğe bakar mısın abi? 5 manaya 8'e 3 oynuyorum. Koy karşısına 3 hasar alalım. Bunları çığ şeyden sonra yapmak çok daha mantıklı sanki. Ünitesi çıksın. Gerçi ünite artı 2 artı 2 alıyor değil mi? İşte yer kartı yoksa bu tarz sıkıntılar yaşıyorsunuz abi. 5'e 1 ile 3'e 4'ünü büyük ihtimal çekip keseceğim. Harika bir şey değil mi bu arada? Çığlık alan değil mi ya? Vallahi var ya keyiflendim diyebilirim. Tamam, diğer tur ekstra Haşin Suvari'de oynayabilirim. 8-5-13 bizim için bayağı iyi olacak. Gel abi ikincisini çektik zaten. Çok zorda kalırsak çığ var. Şuna ekipman vermediği sürece sıkıntı yok ya. Bununla takasa sokmak ister miyim? Asıl soru da o şu an. Yani 8'e 3 ile bunu çek. 5'e 1 ile de bunu çekme. Bunu çek. Ama bu öleceği için... Yo gel. Zaten her şekilde ölecek. En azından voliyer açlayalım. Yarı canlıyız ya. Şu an çığ inanılmaz iyi gelebilir bu arada. Ki Allah'tan elimize donduran rüzgar var. 3'e 5. 5 can. Sıkıntı yok. Bir şöhret hevesli lejyoner daha. Okeydir abi. Yani normalde bu kartları var ya hiçbir şekilde çekemezsiniz arkadaşlar. Tamamen morally luck yani. Şimdi bak burada çığ atarsam bence %100 veririm. Max 3 hasar alırım. Yere bir ünite daha oynar ki Haşin süvari oynama hakkım olur. 7 diğer tur zaten 8 manadayım. Bir işe yarıyor mu? Yok yani sadece bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Kart çekmeye bekleyeceğiz. Ama Kayn oynayamaz. Elinden kart gitti. Buna ekipman verip totalde hasarını deli gibi arttırabilir. Onunla da Haşin Süvari'yi takas sokacağız. Ama burada voli oynarsak içinden geçeriz. O ayrı konu. Peki burada donduran rüzgar atıp oyunu uzatmak mı? Haşin Süvari ile takasa sokmak mı? Haşin Süvari ile takasa sokmak ya. Bu kart çünkü direkt oyunu kazandırabilir abi bana. Gel. Adamın elinde bizim bilmediğimiz sadece iki kart var şu an. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyunun kendi başına bir gücü kuvveti var. Şöhret heveslisi lejyoner gelsin. Ve o güçle bütün oyunu kazandırıyor yani. Neyse dediğim gibi olur da bir şekilde bir ihtimal voli çekersek oyun zaten voli level atlamış olacak. Oyun direkt win. Ama işte onu çekebilmek de önemli. Bir şeyler yapabilmek önemli. Harap eden Atakan. Bir harap eden Atakan daha. Pas geçerse pas geçerim. Güvendiğim kart bu. Ay mana taşı. İyi bir donduran rüzgar daha. Bayağı iyi. Yerde blok yok. Sonuçlandır. Gel abi. 4 hasar. 4 hasara oyun bitiyor. Şimdi bunların ölmemesi lazım. Diğer tur saldırı sırası bizdeyken Harap Atakan oynayacağım. 8'e 3'lük rakip şekerli üniteyi verecek. Tamam mı? Bizim için güzel. Bunu bu şekilde yapıyor olması benim için aşırı güzel. O hasarı almayız artık. Bir şekilde saldırması lazım bize. Pas geç. Anakçayı gerçekten o şekilde yaptığına inanamıyorum. Voli mi verdi yoksa? Aynen kanka voli verir. Gelsin. 5, 10, 18, 23 hasar totalde bu vuracak. 5'e 1 ile bunu çekeceğim. Diğerleriyle max hasarı çıkartmak istiyorum. 6'ya 9. Yani gel. Bununla falan vurması gerek. Buz tutturması gerek. Sonuçlandır. Bunların gitmesi okey ya. Yani yerde bloğum olduğu sürece sıkıntı yok. Diğer tura gerçekten bu donduran rüzgara ihtiyacım olacak. Ben alışayım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben olsam diğer tur Aatrox oynar. Zora sokardım. Aynen kankam. Yırtıcı şamanizm. 5 manaya 6'ya 6'lık bir ünite. Şu an bir tık işe yarayabilir. Zaten bunu oynamak zorundayız. Çünkü bu donduran rüzgarlara mana bekletmek zorundayım. Sıra bana geldiği zaman yine bir Harap Eden Atakan'a oynuyor olacağım. 6'ya 6 güzel. Güvendiğim şey kesinlikle donduran rüzgar bu arada. 28-12 ile neyi takas edeceğim bence biliyorsunuz. Çek kanka hangini çekeceksin? Saldıramaz ki. Kaç etmiş? 7, 4, 5, 6. Vay. 3, 4 kartı var değil mi?
Adamın elinde bir kayın daha var bu arada. Ey kanki. Şu kartlara o kadar çok güveniyorum ki şu an var ya. Kayın level mi atlatacaksın? Rakip çeker vermeye çalışıyor burada. Bana bedavaya verdiğin için ben sana burada yanlış yaptık. Bir hasar gene vuruyor. Ama bizim ünitemiz onu kesmiş olacak, değil mi? Yani yaptıktan sonra bu hamleyi yapmam gerekiyordu. Aslında Misplay'in babasını yaptık diyebilirim burada. Buff ver kanka. Yani gerçekten arkadaşlar, tilt olursanız eğer bu oyunda bir şekilde. Yani bana yine bedavaya vermiş oluyorsun. Kayn'e yine vuruş yapıyor diye biliyorum ben. Bana Aatrox'unu verdiğine inanamıyorum ya. Gerçekten Aatrox'unu verdiğine inanamıyorum. Ne bunun ligi? Gümüş 4. Abi bir çığ daha. Aynen, çığ şu an Teşir abimizin. 8'e 3. 28'e 12 ya. Bunların hasarı inanılmaz artacak. Burada tek bir karta. Dur, hala rakipte iki kart trolladı. Bu arada 11 manaya all clear atabilirdi. Dünyaların sonu bana göre okey bir şey. Kayn'ı eline getirecek bu arada. Sadece 6'ya 8'lik anakçası olacak. Ve biz burada kolay bir şekilde kazanacağız. Ama yine bize komboyu yaptırmadılar. Ve ben daha fazla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.